Nikah Akdi Nikah, nev-i şahsına mahsus bir akittir. Bir yönüyle muamele, bir yönüyle de ibadettir. Nikahın bir sebebi, iki rüknü, üç şartı, dört sıfatı vardır. Nikahın sebebi, insan neslinin devam etmesi ve korunmasıdır. Nikahın rüknü, icap ve kabuldür. Karı-koca olacakların bizzat veya vekillerinin yahut velilerinin karşılıklı olarak karı koca olmak için akitleşmeleridir. Nikah akdi için kullanılan kelimeler mazi sigasıyla olmalıdır. Sana zevce olarak vardım, seni zevce olarak kabul ettim gibi. Nikahın şartı Nikahın şartları şunlardır. 1- Karı koca olacak kişilerin evlenmelerine mani, şer'i engel olmamak. 2- Tarafların birbirinin icap kabul ile ilgili sözlerini işitmeleri. 3. Nikah akti esnasında a. Hür, b. Mükellef, c. Müslüman iki erkek veya bir erkek iki kadın şahidin bulunması ve bu şahitlerin tarafların icap ve kabul sözlerini işitmeleridir. Nikahın hükmü Nikahın hükümleri şunlardır. 1. Karı koca ile birbirlerine helal olurlar. 2. Kocanın usul ve fürü ile hanımının kadının usul ve furu ile de kocasının evlenmeleri haram olur. 3. Karı koca birbirlerine varis olurlar. Nikahın sıfatları. Nikahın sıfatları şunlardır. 1. Evlenmediği takdirde zina edeceği kesin görünen bir kişiye evlenmek farzdır. 2. Evlenmediği zaman zina edeceği kesin görünmemekle beraber zina edeceğinden korkulan kimseye evlenmek vaciptir. 3. İtidal üzere olan zina etmesinden korkulmayan ve evlenmeye mani bir durumu bulunmayan kişinin evlenmesi sünnettir. 4. Evlilik hukukuna riayet etmeyeceği, hanımına zulmedeceği kesin gözüken bir kişinin evlenmesi haramdır. 5. Evlilik hukukuna riayet edemeyeceği, hanımına zulmedeceği kesin gözükmemekle beraber böyle yapacağından korkulan kişilerin evlenmesi mekruhtur. Nikah hakkı ile ilgili bir kısım hususlar. 1. Nikah akdinin cuma günü yapılması menduptur. Çünkü cuma günü günlerin en şereflisidir. 2. Halk arasında iki bayram arasında nikah yapmak uygun değildir diye bir yanlış kanaat vardır. Bunun aslı yoktur. İki bayram arasında nikah yapmak caizdir. 3. Nikah akdi bizzat evlenecek kişiler tarafından yapılabileceği gibi vekalet verdikleri kişiler tarafından da yapılabilir. 4 küçük kız ve erkek çocukların deli ve bunak olan kadın ve erkeklerin nikahları velileri tarafından akdedilir. Bu kişilerin evlenmeleri velilerinin müsaadelerine bağlıdır. 5. Nikah akdi yapılınca evlilik hakkında karı koca hakları hususunda bir konuşma yapmak, eşlere hayır nasihatte bulunmak, sonra dua etmek müstehaptır. 6. Nikah akdinin nikahı yapan tarafından yazılıp imza altına alınması müstehaptır. 7. Dul kadın, akıl bali kız, rızaları alınmadan evlendirilemezler. Kendi rızaları dışında zorla nikah yaptırılırlarsa kadıya müracaat ederek nikah akdini feshettirebilirler. 8. Allah'ı peygamberi ve melekleri şahit yaptım diyerek şahitsiz nikah yapmak batıldır. 9. Nikahın ilan edilmesi gerekir. Şahitsiz ve gizli olarak yapılan nikah sahih değildir. 10. Nikah akdinin mescitte yapılması menduptur. Fasit nikah Nikah şartları bulunmayan bir nikah akdi fasit nikahtır. Şöyle ki, 1. Nesep veya süt sebebiyle kendisine haram olan bir kadınla evlenmek. 2. Nikahlı karısı üzerine karısının kız kardeşini, halasını, teyzesini nikahlamak. 3 başkasının boşadığı bir kadını henüz iddet müddeti bitmeden nikahlamak. Fasit nikahın hükmü 1. Fasit nikahla evlenenler kendi istekleriyle ayrılmazlarsa kadı tarafından ayrılmaları sağlanır. 2. Aralarında cinsi münasebet olmamışsa kadına mehir verilmesi gerekmediği gibi kadının iddet beklemesi de gerekmez. 3. Cinsi münasebet vaki olmuş, nikah esnasında da mehir konuşulmuşsa kadın o mehri alır. Mehir konuşulmamışsa mehri misil tahakkuk eder. 4. Halveti sahiha veya cinsi münasebet olmuşsa kadına iddet gerekir. 5. Cinsi münasebet olmamışsa evlilikten dolayı evlenilmesi haram olanlar bu hükme girmez. Yani bir kişi fasit bir nikahla evlendiği kadından ayrıldıktan sonra o kadının annesiyle evlenebilir. 6. Fasit nikahla evlenenler birbirine varis olamazlar. Mut anikahı Bir kadınla erkeğin şahitler huzurunda şu kadar mal veya para karşılığında belirli bir zaman için, mesela 3-5 gün veya daha fazla müddet için nikah akdi yapmalarına mut anikahı denir ki, böyle bir nikah akdi haramdır. Hazreti Ali Kerramallahu veçhe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber Savaşı günü kadınların mut nikahıyla nikahlanmasını ve ehli eşeklerin etinin yenilmesini kesinlikle yasakladı. Muharremat Kendileriyle evlenmek haram olan kadınlar Kendileriyle evlenmek haram olan kadınların haram olma sebepleri şunlardır. 1- Nesep yani soy sebebiyle haram olanlar A- Anneler, anneanneler, babaanneler onların anneleri B. Kızları, kızlarının kızları, onların kızları. C. Kız kardeşler. D. Halalar. E. Teyzeler. F. Erkek kardeşin kızları. G. Kız kardeşin kızları. Bunlarla evlenme ebediyen haramdır. 2. Hısımlık. Yani evlenmekten dolayı haram olanlar. A. Kayınvalideler. Kayınvalidenin anası, kayınpederin anası. B. Üvey kızlar. Hanımının başka kocasından olan kızları, oğullarının kızları da haramdır. C. Gelinler Kişiye kendi oğlunun hanımı, oğlu ve kızından torunlarının hanımları da haramdır. D. Üvey analar Bir kişinin babasının anasından başka hanımları, dedelerinin kendi öz anneanne ve babaannelerinden başka hanımları ve babasının zina ettiği kadınla evlenmek de ebediyen haramdır. 3. Süt emme yoluyla haram olanlar Nesep ve hısımlık sebebiyle haram olanlar aynı zamanda süt yoluyla da haramdırlar. Bunlarla evlenmek de ebediyen haramdır. Emene emzirenin küllüyse haram. Emzirene emenin sadece kendisi haramdır. Süt annenin kendi öz çocuğunun evlenmesi haram olanlar süt çocuğuna da haramdır. Süt anneye ise sadece emzirdiği çocuğun kendisi haramdır. Emziren kadın için süt çocuğun diğer yakınları için haramlık yoktur. İki kadın karşılıklı olarak birer çocuklarını emzirseler, emişen çocuklardan biri kız, biri erkekse, birbirleriyle evlenemedikleri gibi, kız erkek süt kardeşinin diğer erkek kardeşleriyle, erkek de süt kız kardeşinin diğer kız kardeşleriyle evlenemezler. Ancak emişen kız ve erkeğin diğer kardeşleri birbirleriyle evlenebilirler. 4. Müşrik, putperest, ateist, komünist, mürtet, dinsiz kadınlarla evlenmek haramdır. Ayrıca dini esaslardan herhangi bir esası inkar eden, mesela öldükten sonra dirilmeyi, içkinin haram oluşunu inkar eden kadınla da evlenilmez. 5. Birbirine mahrem olan kadınları, mesela iki kız kardeşi, hala ve yeğeni bir nikah altında toplamak haramdır. 6 başkasının nikahı altında bulunan veya iddet beklemekte olan kadınlarla evlenmek haramdır. 7. İslam'da belirli şartlar dahilinde dört hanımla evlenmek caizdir. Nikahı altında dört kadın bulunan bir erkek, beşinci bir kadınla evlenemez. 8. Üç talakla boşanmış kadınlar, boşayan erkekle tekrar evlenemezler. Ancak boşanan kadın başka bir erkekle evlenir, Sonra da yeni kocası ya ölür ya da ondan boşanırsa ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. 9. Ayrıca Müslüman bir kadın gayrimüslimlerle yani Yahudi ve Hristiyanlarla evlenemez. Ateist, putperest, müşrik, mürtet, komünist ve benzeri kişilerle de evlenemez. Evlenmeleri kesinlikle haramdır. Evlilik konusunda gerek erkek ve gerekse kadınlar karşılaştıkları benzer konuları burada zikredilenlere kıyas etmeli. Daha doğrusu bu konuda ehliyetli kişilere danışıp ona göre hareket etmelidirler. 10. Bir kimse zina ettiği kadının anası, anasının anası, yukarıya doğru kızı, kızının kızı aşağıya doğru hiçbiriyle evlenemez.